Selamünaleyküm dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın burada yeni bir misafirimiz var. Orada yem kalıntılarını yemeye çalışıyor. Arkadaşlar, aslan, yeni kangal erkeğimiz, bir de dişisi var, yavru. Onu da başka bir videoda size gösteririm. Çünkü onu şu an balkonda tutuyoruz, terasta. O biraz daha küçük, farklı anne babadan. Bakın burada yumağımız var. Koca dana oldu. Paşa orada. Artık 4 tane köpeğimiz var. Çiftliğimiz her geçen gün büyüyor. Paşa. Oğlum. Bakın paşa kocaman oldu. Yumak daha keza öyle. Şimdi aslan biraz daha küçük ama anlaştılar. Yaklaşık 2 haftadır bendeler arkadaşlar. Yavrumuz bayağı küçük dişimiz. Onu o yüzden dışarıya salmadık. Onu balkonda saklıyoruz. Bu yaramazlar bahçede takılıyorlar. Havalar çok bozuk. Bakın şöyle göstereyim. Her yer kar tepe görünmüyor. Kar tepede bayağı kar var. Yani şu an herhalde 50-60 santimi geçti diye biliyorum. Şu an havada da bir haftadır bayağı bozuk. Şimdi bakın bu bizim yazlık serender kümesi diye nitelendirdiğimiz kümesimiz. Burada astrolop civcivlerimiz, yarkalarımız vardı. Paşa. Manyak mısın oğlum sen? Benim yanımda yapma bari. Paşayı normalde bağlıyoruz arkadaşlar tavukları saldığımızda. Çünkü paşa bayağı güzel tavuklara saldırıyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın bu bir horoz. Şurada bir tane Amerikan horozumuz var. Şu arkada bir tane astrolop horozumuz var. Kaç tane tavuğumuz var? 4 tane miydi? Şurada 1, 2, 3, evet bir de şu arada vardı. Neredesin, neredesin? 3 tane miymiş? Heh, yok burada 4. Bakın 1, 2, 3, 4 tavuk, 1 horoz. Şurada bir tane daha horozumuz var ama onun bir tek gözü kör. Bakın bu gözü doğuştan kör. 4 artı 1 olarak onları takım yapacağız. Onu da kesimlik olarak değerlendireceğiz. Burada da bir tane Silver Viandot ve Brahma kırması. O da kocaman oldu. Kendimize burada birkaç tane Amerikan ayırmıştık. Onlardan bir tanesi tavuk çıktı. Diğer bakın şu bizim yaramaz genç horozumuz yedek. Şimdi bunları da arkadaşlar bir bölmeye alacağız astrolopları artık. Çünkü bakın bayağı büyüdüler. Bir de yerleri de artık kirlendi. Bir de kış ayında bu kümes biraz daha zor. Şimdi bugünkü asıl konumuz yumurta toplama. 2 gündür bizim karışık sürünün yumurtalarını toplamıyoruz. Bakın şu an dışarıda hiç tavuk yok. Burayı boşalttık. Artık bizim yazlık kümesler boş. Oranın da kapısını açık bırakıyorum. Yağmur yağdığında bizim yaramazlar bir oraya gidiyorlar, bir oraya gidiyorlar. Bakın burası onların oyun alanı oldu artık. Buraya tavuk koymuyoruz. Şimdi bakalım. Şöyle bir yumurtalara bakalım arkadaşlar. Sayalım. Kaç tane yumurtamız oldu? Ne oldu? Şu an yanımda bir ölü yok ama. Len dürün dürün. Bir tane kaçtı. Bir tane tavuk kaçırdık. Evet. Gençler bunu aldınız değil mi? İçeride. Bakın arkadaşlar. Bizim yaramazlar dışarı çıkmak için kapıda bekliyor ama hava çok soğuk. Yemlerinizi bitirdiniz. Bakalım bu da bitti. Suları var. Oo, bunu da bitirmişsiniz. Aferin size. Evet. Bunlara şimdi yem de vereceğiz arkadaşlar. Bakın bu yukarıda 2 tane mi? 3 tane. 3 tane bizim lohmanları yumurtası var. Bakıyorum buralarda yok. Şimdi arkadaşlar gübreyi görüyorsunuz. Tünek altında. Yani yerde bir sıkıntı yok. Şu an kapalı kaldıkları için arkadaşlar böyle biraz nemli gibi duruyor ama şu an zemin güzel. Öyle bir çamur yok yani. Ey maşallah. Ey maşallah. Tabii kapalı kaldıkları için arkadaşlar yumurtalar ne yapıyor? Kirleniyor. Bakın burada mavici yumurtalarımız var. Beyazlarımız var. Bizim krem rengi yumurtalar var. Yine lohman yumurtası görüyorum. Maşallah maşallah. Kolluklar dolmuş taşmış. Bakın dostlar. Bu 3 günlük yumurta olabilir. 2 günlük değildir bu. Ben 2 günlük diyebiliyorum ama demek ki bugün 3. günü aslında. Demek ki bugün de bayağı yumurta yapmışlar. Şimdi bir yöl alalım.
ve buradaki yumurtaları toplayalım. Bakalım kaç tane yumurta varmış. Bunlara da bir yem atalım, yoksa bizi yiyecekler. Bunlara yem atmazsak bize yumurta toplatmazlar. Şimdi arkadaşlar, şehir dışına şuradaki Blue Colombian horozumuzu gönderiyoruz. Ve gidiyor. Ve geriye iki tane light horozumuz kaldı. Bakın şunlar. Şu Blue Colombian. Koca adam gidiyor, bu koca adam. Ne oldu lan? Sardınız beni. Şimdi dostlar, bunlara bir yem verelim. Bunlar yemlensinler. Biz de orada yumurtamızı toplayalım. Evet dostlar, yemlerini verdik. Bakın yemlere saldırdılar. Şimdi buraya özellikle koymadım ki yumurta toplarken bizi rahatsız etmesinler. Bakın. Şu an hepsi çok güzel yem yiyor. Yedek horozlar. Arkadaşlar şu an burada da 3 tane yedek horozumuz var. İkisi siyah, çok belli olmuyor. Bakın biri arkada. 2 tane Black Americano var. Bir tane de beyaz Zigorin horozumuz var yedek. Şimdi şuradakileri bir alalım bakalım. Bu arada arkadaşlar bir yöl bulamadım. Bir yöl bulamadığım için şimdi kovaya toplayacağız. Dükkandan bir yöl getirip bir yöle koyarız. Şimdi şöyle sayarak toplayalım bugün. 3. Bir 3 de burada var. 6. 2 daha. 8. 10. 12. 14. 16. Şöyle 18. 20. 21. Renkli yumurta sayısında bir artış var. Demek ki yeni hayvanlarımız da yumurtaya başladı. Şöyle ışıktan çekileyim. 21 demiştik herhalde. 23. 25. 27. 29. 31. 33. Şöyle 35. Arkadaşlar şu üzerinde gördüğünüz siyah noktalar ayaklarından. O arada telefon geldi. Yani şu siyah noktalar arkadaşlar, ayaklarına gelen pislikler, hani öyle dışkı falan değil. Bakın şöyle yapınca zaten sadece lekesi kalıyor. Bunları kesinlikle kuluçka makinesine koyacağımız zaman yıkamıyoruz. Islak bezle silmiyoruz. Sadece elimizle kabasını döküyoruz. Oh. 37. 39. Şöyle 41. 43. 45. 47. 49. Şimdi burayı alalım. Şöyle 51. 53. 3 tane de burada var. 56. Maşallah maşallah, kovamız yetmeyecek. Küçük kova getirmiştim. 56. 58. Şöyle 60. 62. 64. 66. 68. 70. 71. 73. Bakın mavi yumurtalarımız var burada. 75. 77. 79. 81. Anam kova doldu. 81. 83.
Anam burayı ne kadar kirletmişsiniz. 85. 4 de burada var. 89. Şöyle bakın, kova doldu arkadaşlar. 91. 93. 95. 97. Ve iki tane daha. 99. Şöyle. 101. 103. 106. Maşallah, size bunu dökmeden götürebilir miyiz? Şurada 15'li bir viyolüm var. 15'li viyolle. Şuna koyalım biraz, yoksa taşıyacak. Maşallah, tebarekallah. Arkadaşlar, bunlar 3 günlük yumurtalar. Yanlış hatırlamıyorsam 38 tane tavuğumuz vardı yumurtlayan. Hepsi yapmış olsaydı 38, 76, 114. 114'te 106 mı saymıştık? Ya 106'ydı ya 108'di, unuttum. Bu kadar yumurta almışız. Allah bereket versin. Daha ne olsun? Maşallah, tebarekallah diyelim. Yani 106 olsa ne yapar arkadaşlar? Yaklaşık 34, 35, evet 35.2 gibi, 35.3 gibi. Yani günlük 3 tane fireyle devam ediyoruz. %90 verimde şu an hayvanlar. Bunda şunun da etkisi var. Yaklaşık bir haftadır bu hayvanlar salınamıyor arkadaşlar. Hava çok bozuk. O yüzden muhtemelen daha az gezdikleri için yumurta sayısı da arttı. Yani %90 üzerinde bir verim var şu an. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Çok güzel sayı arkadaşlar. Yani şu an havalar çok bozuk. 3 derece, 4 derece. Geceleri 2 derecelere kadar düşüyor. Ama Ligorin işte. Ligorin bu şekilde yumurtayı arkadaşlar kesmiyor. Bize böyle bir kova yumurta veriyorlar, sağ olsunlar. Tabi burada artık sistemlere oturdu. Yani 302 numara Sadova yemiyorlar. Evet dostlar, bir çuval yemi döktük. Şimdi yiyecekler. Karşılığında da bize bu yumurtayı yapıyorlar, sağ olsunlar. Burada yemelik yumurtamız 2 liradan gidiyor şu an. 1,5'ta 2 lira oldu arkadaşlar. 1,75, sonrasında 2 oldu. Yani şöyle düşünün. Çuvalı yaklaşık 105 liraydı. 302'nin. O zamanlar yumurtanın tanesi 1,5 liraydı. Şimdi 25 kiloluk çuval 180 liralara geldi. Yumurta 2 lira oldu. Yani yaklaşık neredeyse %80 bir artış oldu. Ama yumurta fiyatına %80 artış yapamıyorsunuz. Çünkü 2,5 liraları bulması lazım o zaman. Ama maalesef zamlar devam ediyor. Biz gücümüz yettiğince üretime devam edeceğiz. Sağ olsun onlar da bize bakın 10 numara yumurta yapıyorlar. %90 üzerinde verim çok güzel. Onlar da bu süreçte bizi destekliyorlar, sağ olsunlar. Çünkü yumurta yapmayan gruplarımız da var süs tavuklarında. Ama yumurta tavuklarımız, ligorinler, lohmanlar bile yumurtaya başladı. Bu zor günümüzde bize onlar da kendilerince destek veriyorlar. Evet dostlar, böyle videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.